Geçtiğimiz günlerde Antalya Kent Konseyi yaptığı açıklamayla şehirde bir film platosu kurulmasını önerdi. Aslında Antalya'da Çandır'da 1999 yılında bir film platosu kurulmuştu. Bu film platosu nasıl kuruldu, neden devam edemedi? Kurucularından yapımcı Eriş Akman 3T'ye anlattı. Eriş Akman uzun yıllar Türkiye ve yurt dışında yabancı yapımlarda çalışmış bir isim. Türkiye'de Antalya'daki film platosunun açılış hikayesine de yakından tanıklık ediyor. Belli bir süre yabancılarla çalıştıktan sonra hep şunu merak ediyordum. Ya kardeşim, geliyorlar buraya, bir hafta çekim yapıyorlar, 15 gün çekim yapıyorlar. Niye kalkıp da tüm filmi burada çekmiyorlar? Çünkü esas para orada. Yani bir filmin bütçesi o zamanlar 20-30 milyon dolar minimum. Yani 20-30 milyon doları Türkiye'de harcayacaklarına, tabii bunun above the line dediğimiz oyuncular falan hariç, ama en az 15 milyonunu Türkiye'de harcamak varken geliyorlar 200-300 bin dolar harcıyorlar ve gidiyorlar. Akman bu nedenle Türkiye'de bir plato kurma arayışına girer. İzmir Foça Belediyesi ile arazi için görüşmeler yapar ancak maliyetleri karşılayamaz. Bu sırada yolu daha önceki sinema yapımlarında birlikte çalıştığı görüntü yönetmeni Michael Tabore ile kesişir. Tabore, Tekfen Holding ile akrabalık ilişkileri sayesinde Türkiye'de kuracağı platoya holdinge ortak etmeye çalışır. Michael Tabore bir araştırma yapmış. Bu araştırmaya göre stüdyoda en önemli 3 tane öge var. Bir, deniz, yani deniz ufku tek çizgide görünecek. Yani Ege Denizi'nde olmaz. İkincisi, otel, çok iyi otellere yakın o mesafede olacak. Yani en fazla 1 saat mesafede olacak. Üçüncüsü de havaalanına en fazla 1 saat mesafede olacak. Buna en uygun bir tane yer var Türkiye'de, o da Antalya. Çandır'daki yer bulundu. Ben onları anlattım. Yani dedim ki, bakın, müthiş bir istihdam sağlayacak size. Nitekim öyle oldu yani. Ve ihya edecek sizin burayı. Onun için bize 140 dönüm minimum yer kiralayın. O zamanın parasıyla 20 bin dolar mı ne tuttu yıllık kira. Ondan sonra bizim Tekfen'in avukatı aslında taş koymak için yaptı. Bunu ayıptır falan yapıp yükseltti. Şeyde çok sevindi, yani belediye meclisi ve başkan. Ve biz orayı kiraladık. Aslında programda 5-6 tane stüdyo vardı. Fakat biz 1'le başlayalım dedik. O sırada Michael acele etti ve Hallmark'ın bir dizisini aldı. Kötü şartlarla kabul etti. Yani ben laf geçiremedim açıkçası. Çünkü çok hevesliydi. Sabırsız davrandı. İyi niyetliydi. Yani kötü niyet yoktu. Ondan sonra, ama tabii bu rakiplerine, rekabette rakiplerinin ekmeğine yağ sürdü. Daha birinci dizide çuvalladılar. Yani ben de yarısında bırakmak zorunda kaldım. Çünkü acayip şeyler dönmeye başladı. Pis işler, yani çekişmeler. Ondan sonra bizim içimizde de öyle. Yani Golden Horn'un içinde de çekişmeler oluyordu. Zaten dışarıdan taş koymalar falan oluyor. Ne yazık ki Michael tek başına beceremedi ve stüdyo kapandı. Hikaye budur. Akman'a göre Antalya Türkiye'de sinema platosu kurmak ve sinema sektörü için en uygun yer. Ancak Akman'a göre stüdyo dönemi, dolayısıyla platoya ihtiyaç bitti. Yabancıların Türkiye'de çekim yapmasına gerek kalmadı artık. Çünkü bütün trendler değişti. Eskiden Hollywood'da film çekmek çok zor olduğu için işte New Mexico'ya, Türkiye'ye falan filan gibi birkaç ülke vardı. Çekoslovakya, Macaristan. Bunlara gidip orada çekmeyi yeğliyorlardı. Çünkü çok daha ucuz oluyor. Çünkü verdikleri teşvikler çok yüksek. Türkiye'de teşvik yok. Artık böyle bir şeye ihtiyaç yok. Yani Netflix, eski dağıtım sistemi yok oldu.
Şimdi Netflix gibi platformlar var. Bunlar ne yapıyorlar? Türk filmlerini Türkiye'de çektiriyorlar. Amerikan filmlerini Amerika'da çektiriyorlar. Efendim İsveç filmlerini İsveç'te çektiriyorlar falan filan. Yani artık bugün bakarsanız Netflix'in şeyine, filmografisine yalnız Amerikan filmleri yok çoğunlukta. Onun için artık o eski trend kalmadı. Dedik ki abi gidelim biz İngiliz stüdyolarından biriyle ortaklık yapalım. Kim abicim en iyi stüdyo? O zaman Shepperton'du. Mesela Shepperton şimdi sinek avlıyor. Bitti çünkü o trend. Stüdyoda çekim de bitti. Akman, Çandır Film stüdyolarındaki deneyiminde karşılaştıkları zorluklardan birinin de maliyenin yabancı yapımlara teşvik edici uygulamalara direnmesi olduğunu öne sürdü. Biz o kadar denedik ki bunu. En büyük engel ne biliyor musun? Turizm Bakanlığı değil. Turizm Bakanlığı bunu çok istiyor. Maliye Bakanlığı. Maliye Bakanlığı vergi iadesi vermeye, vergisiz bir şey yaptırmaya dan nefret ediyor. Anlatabiliyor muyum? Yani Maliye Bakanlığı'yla boğuştum ben en az 10 sene.